Değerli arkadaşlar, öncelikli olarak hepinizi sendikamız DİSK Genel Sen olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca basın açıklamamıza destek için gelen konfederasyonumuza bağlı Derinci Sağlık İşçileri Sendikamıza da hoş geldiniz diyorum. Ankara'da belki yeniyiz. İlk defa bu alanlara çıkıyoruz. Ama Ankara halkı bizi iyi tanır. Her ay kapınıza fatura getiren bizleriz. Her elektriğiniz kesildiğinde o arızayı bir an önce gidermek için direk tepelerinde can pahasına çalışan bizleriz. Pandemi süreçlerinde evde kal dediklerinde evimizde sıcak bir şekilde televizyonumuzun başında güvenli bir şekilde otururken o enerjiyi sağlayan enerji işçileriyiz. Kentin dört bir yanını aydınlatan parkları, caddeleri, sokakları ışıl ışıl yapıp insanların güvenli bir şekilde dolaşmasını sağlayan enerji işçileriyiz. Dedik ya bütün kenti aydınlatıyoruz diye. Ama aydınlatamadığımız yerler de var. Aydınlatamadığımız yer aldığımız ücretlerle evimiz. Çocuklarımız için çalışıyoruz. Aydınlatamadığımız şey onların geleceği. Üç kuruşa bizleri mahkum edip kölece çalışma koşullarında çalıştırılıp bu sefalet ücretleriyle geçinmeye çalışıyoruz. Ülkenin dört bir yanında nerede hangi bir işçi arkadaşımızla buluşsak, onunla bir toplantı yapsak biz daha sözü açmadan işçi arkadaşlarımızın ilk talebi geçinemiyoruz. Sabahleyin markete gidip aldığımız bir ürünü akşam tekrar markete gittiğimizde maalesef fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Bu koşullar içerisinde çalışırken, evimize ekmek götürmek için çalışırken maalesef her yıl 60 tane işçi arkadaşımızı iş cinayetlerinde kaybediyoruz. Bu koşullarda çalışıyoruz. Aldığımız ücret dışarıdan sorduklarında bizlere nerede çalışıyorsunuz dediklerinde öyle büyük kurumsal firmaların isimlerini sayıyoruz ki ne kadar ücret aldınız diye sorduklarında hiçbir işçi arkadaşımız aldığı ücreti söylemeye cesaret edemiyor, utanıyor. Asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştırılıyoruz. Ve artık yeter diyoruz. Önceden hepimiz iyi biliyoruz. Dağıtım şirketleri özelleştirilmeden önce bizler bu kurumlarda çalışırken aldığımız ücretler asgari ücret artı %60 artı agi artı yemek artı yol iken özelleştirmelerle beraber öylesi yapılan sahte toplu iş sözleşmeleriyle işçilerimizin maaşı asgari ücrete sabitlendi. Buna dur demek için buradayız. İnsanca yaşayacak bir ücret talebimizi haykırmak için buradayız. Konfederasyonumuz açıkladı. Asgari ücretin bu ülkede en az 5200 lira o da vergiden muaf tutulmak bir şekilde olmasını talep etmek için buradayız. Bu ülkede 2021 yılında yoksulluk sınırı 10 bin liraya dayandı. Çok açık net soruyorum arkadaşlar. 10 bin lira gibi bir ücret alıp yoksulluk sınırının üzerinde yaşayan var mı aramızda? Hiçbirimiz yokuz. Aldığımız ücretlerle yaşayabilen var mı aramızda? Yok. Ay sonunu getirebilen var mı aramızda? Yok. İşte buradaki ses belki bir avuç olabiliriz ama bu ülkede emeğiyle geçinmeye çalışan milyonların sesiyiz. Ve bu sesi de ülkenin dört bir yanında da yükseltmeye devam edeceğiz. Enerji işçilerinin yaşadığı kölelik koşullarındaki çalışma koşullarını, yaşam mücadelesini, ülkenin dört bir yanındaki çalışan işçilerin yaşam mücadelesini haykırmaya da devam edeceğiz. Buradaki yükselttiğimiz ses belki bugün ilk olacak ama bütün arkadaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın, son da olmayacak. Nerede bir tane DİSK'li arkadaşımız varsa, nerede bir tane Enersen üyesi varsa
insanca yaşamak istiyoruz talebimizi her yerde yükselteceğiz. Biliyoruz ki biz bir arada olduğumuz süreç içerisinde, biz omuz omuza yan yana durduğumuz süreç içerisinde yaşam koşullarımızı değiştirecek olan, dönüştürecek olan, güzelleştirecek olan da işçilerden başkası değildir. O yüzden yaşasın işçilerin birliği diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.